Herkese merhaba, ben Naciye Kesici. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pişmaniye kurabiyesi yapacağım. Bilmiyorum daha önce hiç denediniz mi ama gerçekten çok güzel oluyor. Pişmaniye kurabiyemin malzemeleri 250 gram yumuşamış margarin, 1 su bardağı hindistan cevizi, 3 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 çay bardağı sıvı yağ ve yeteri kadar un. Bulamak için de hindistan cevizi ve pudra şekerine ihtiyacım var. Malzemelerim bu kadar. Şimdi bu kolay kurabiyemizin yapımına geçebiliriz. Evet, margarinimi bir kaba alıyorum. Şöyle kaşıkla birkaç parçaya bölelim ki daha iyi yoğrulsun. Evet, şimdi diğer malzemelerimizi de ekleyelim. 1 çay bardağı sıvı yağ. 3 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 su bardağı hindistan cevizimizi ekliyoruz. Un eklemeden önce bu malzemelerimizi güzelce yoğuralım. Bu kurabiyemizde kabartma tozu yok. Kabartma tozsuz yapıyoruz. Şimdi iyice elimle yoğuruyorum. Evet, iyice yoğurdum. Şimdi unumuzu ilave edelim. Unumuzu yavaş yavaş ekleyelim ki yumuşak bir hamur elde edelim. Şimdi ben yumuşak bir hamur elde edene kadar un ilavesine yavaş yavaş devam edeceğim. Evet, hamurumu yoğurdum. 4 su bardağı un tam geldi. Şimdi ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlıyoruz. Yumuşak hamur olmasına dikkat edelim. Bakın, yumuşacık bir hamur. Çok güzel oldu kıvamı. Şimdi yuvarlak şekil verip tepsime hazırlıyorum. Ve tepsimize koyuyoruz. Kurabiye hamurlarım hazır. Isıtılmış 170 derecede beyaz kalacak şekilde pişiriyoruz. Hemen pişiyor. Buna dikkat ederek kurabiyelerimizi pişirelim. Kurabiyelerim 15 dakikada piştiler. Şimdi bir kaseye 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 çay bardağı da hindistan cevizi koydum. İyice karıştıralım. Bu karışımımızı bulacağız kurabiyelerimizi. Evet, hemen sıcakken kurabiyelerimi buluyorum. Ve bu şekilde pişmaniye görüntüsünü almış oluyor. Evet, pişmaniye kurabiyelerim servise hazır. Gördüğünüz gibi muhteşem gözüküyorlar. İsterseniz yarısına kakao ekleyip de yapabilirsiniz. Birazı beyaz, birisi kakaolu olur. Bu şekilde de yapıp çeşitlendirebilirsiniz kurabiyenizi. Şimdi ben sizin için bir tane deneyeceğim. Gerçekten muhteşem olmuş. İçini şöyle size göstereyim. Dışı kıyır, içi hafif böyle yumuşak. Ama gerçekten lezzetli. Bu kurabiyeyi yapmazsanız kesinlikle pişman olacaksınız. Denerseniz videomuzun altına da yorum bırakmayı unutmayın. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.